Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz yazılım geliştirme uzmanı Sayın Hakan Sevim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Hakan Sevim kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii. 1983 doğumluyum. İzmir'de doğdum. Eğitim Gazi Üniversitesi'nde yazılım geliştirme olarak başladım. Yaklaşık 15 yıldır bu sektör içerisindeyim. Evli 3 çocuk babasıyım. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, peki yazılımı bir meslek olarak baştan seçmiş miydiniz? Yoksa tesadüf sonucu mu bu meslekle tanıştınız? Şöyle, ben üniversite sınavına girdiğim zaman Hacettepe Üniversitesi veteriner kısmını kazanmıştım. Tabii babam sen hayvanın doktoru mu olacaksın diye bir argo kelime kullanmıştı. Gitmedim o laf yüzünden. Daha sonra bilişime kaydım. İyi ki de kaymışım. Bu sektörde bayağı bir ilerledim. Tesadüf oldu diyelim. Tesadüf. Evet. Ama güzel bir güzel, tesadüf evet, diyorsunuz. Evet. Çünkü artık gerçekten dünyamızda birçok şeyi destekleyen en önemli ayrıntı yazılım tabii, yani değil mi? Artık her tarafımız teknoloji artık yani. Evet, gerçekten de öyle. Peki, proje üretmekten zevk alan bir yazılımcı, tasarımcı ve girişimci sınırlı süre içerisinde fikirlerini ürüne dönüştürme imkanı veren özel bir bankanın yarışmasına katılıp ilk üçte kalıyor. Evet. Yani bu sizsiniz. Evet, benim. Duygularınızı alabilir miyiz? Özel bir bankanın bir yarışması vardı. Bir ürün geliştirip bankanın apilerle ilgili. Tabii herkes gruplar içerisine gelmişti ama ben tek başıma katılmıştım. Herkes 5-6 gruplar içerisindeyken ben tek kaldığım zaman biraz garipsedim tabii. Ya herkes çoklu geldi, ben niye tek geldim? Ama tabii 36 saat boyunca uykusuz bir şekilde kod yazmak zorundasınız o yarışma içerisinde. Ve bunu başarabildim. İlk 3'e kaldım. Ve ufak bir ödül alıp öyle bitirdik yani. Harika. Tabii bunun da çok büyük bir hazzı vardır. Tabii yani o anki duygular, o anki alkış, o anki şey yani biraz şey yapıyor tabii yani. Çok önemli. Evet. Doğru. Yazılım dünyası geniş bir alan. Evet. Bu alanda profesyonel olarak nasıl kendinizi geliştiriyorsunuz? Nasıl sürekli taze, diri, dinamik tutabiliyorsunuz? Şimdi bizim sektörümüz teknolojik olarak sürekli değiştiği için bunu takip etmek zorundasınız. Yani yeni kütüphaneler çıkıyor, yeni revizeler çıkıyor. Bunu takip etmediğiniz anda orada zaten bitiyorsunuz. Yani bizim sektörde daha hızlı değişen bir sektör yok zaten. Yani teknoloji sürekli, siz de biliyorsunuz, telefondan tutun, bilgisayardan tutun, her gün geliştiği için ki bu bizim yazılım sektöründe de öyle. Yeni bir kütüphane çıktığı zaman o içindeki kodları tekrar bir update yapmanız gerekiyor. Ve update yapmadığınız zaman da bu sefer de geriye dönük yeni revizeler falan yapamıyorsunuz. Ben ortalama 18 saat bilgisayar başına geçiriyorum. Sürekli takip halindeyim. Evet. Böylece sürekli güncellemiş oluyorum kendimi, evet. Evet. Güncelleme sürekli geliyor size. geliyor. O bir de 40 yaşından sonra sürekli güncelleme i̇şte yaş geliyor. 35. 40'tan sonra artık bilmiyorum. O sürekli gün içerisinde geliyor o güncelleme. Evet. Peki bugüne kadar yaptığınız özel projelerden bahseder misiniz bize tabii, biraz? Tabii Ar-Ge çalışma saatlerinden sonra freelance yazılımcı olarak da ben hizmet vermekteyim. Bunlar ERP, CRM, SAP ve elektronik haberleşme ile ilgili belki yüzlerce şirkete dışarıdan destek verdim. Ve yaklaşık bir 5 şirketin dışarıdan danışmanlığı da yapıyorum ben. Bunlara isim vermeyeyim, reklam olmasın. Ve Norveç, Almanya, Kanada gibi Türk şirketleri de beni bulup özel projede bana yaptırıyorlar. Evet, bu da çok çok önemli. Evet, evet. Gerçekten evet. Çok önemli. Hatırı sayılır firmalarla işbirliği yapıyorsunuz. Tabii, eğer siz öyleyse yazılımda karşı tarafa mutlu edebiliyorsanız ve zamanında teslimat yapabiliyorsanız zaten her türlü size geliyorlar zaten. Evet. Tabii bunun içinde dürüstlük çok önemli. Çok. Bu sektörde özellikle. Ben dürüstlüğümü buradan Sayı Bey'e çok selam söylemek istiyorum. Sayı Dinsoy. Biraz ondan aldım. Kendisi Türkiye'nin en iyi iş adamlarından birisidir.
biraz iş ahlakını ondan öğrendiğim için bu benim için bir etkili oldu. Onun izinde gitmeye çalışıyorum. Ne kadar güzel. Evet. Peki, mesleğinizde başarılı olmanızın sırları bunlar mı? Dürüstlük mü, güven mi? Bir, bu. Hı-hı. İkincisi, sürekli buradaki beni izleyen arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Devamlı kod yazın, kod yazın, kod yazın. Yanlış yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ama bundan kesinlikle vazgeçmeyin. 10 parça yazılım dili bileceğinize 2'dir. Birin temiz kod çıkardığınız zaman zaten sizi bulan buluyor. Büyük şirketler de sizi buluyor. Piyasada güzel bir işler de yapabiliyorsunuz. Ona göre de tabii kazancınız artıyor. Evet. Kazancınız evet, artıyor evet. Dediniz. Peki, birçok kişiye göre çok daha fazla bilgi birikiminiz var. Evet. Bunu neye borçlusunuz? Şöyle, demin de bahsetmiştim. Farklı farklı şirketler ve sektörel şirketlere yazılım yaptığım için dışarıdan da bu benim için tercih oluyor. Mesela bir otomotiv tarafında, burada yine reklam olmasın, üretim kısmının, bandının bu ERP ile bütünleşmesini ben yaptım mesela. Oradaki işçilerin ne kadar zamanda ne kadar cıvata sıktığını hesaplıyor mesela yazılım. Bu otomotiv sektörü mesela, mobilya sektöründe de mesela mal girişinden çıkışına kadar yaptığım ERP projeler var. Her sektöre yani her sektöre ben şey yaptığım için, direkt girdiğim için bu benim için bir tercih oluyor. Mesela sağlık sektöründe de birkaç yıl geçmişim var. Elektronik Ar-Ge'de yaklaşık bir 10 yıldır çalışıyorum. Ve oradan da elektronik mühendisleri arkadaşlarla sürekli iletişim halinde olduğum için bu benim için de bir tecrübe oluyor. Hem elektronik hem yazılım haberleşmesiyle ilgili. Bir de sürekli en büyük de benim şeyim merak. Yani biz işinizde eğer meraklıysanız ve araştırma yapıyorsanız daima başarılı olursunuz. Evet. Peki, daha çok hangi sektörlere yazılım vermekten, yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Şimdi değişiyor. Yani en yüksek para hangisiyse ben onu seviyorum mesela. Yani ama genelde ben Türkiye'den çok yurt dışında çalışmayı seviyorum. Yurt dışındaki, oradaki Türk şirketleri çoğunlukla beni buluyor. Yurt dışına yaptığım zaman ben hani bir Türk olarak Hindistanlıları hani geçme gururunu yaşıyorum. Çünkü Hindistanlılar biliyorsunuz dünyada en iyi yazılımcılar oradan çıkıyor ve ucuz da çalışıyorlar. Evet. Ama ben bir Türk olarak oraya, ben orada işte Norveç'e, Kanada'ya yazılım yaptığım zaman oraya ben gurur duyuyorum. Ki Kanada da bu konuda çok iyi değil çok, mi? Evet evet çok iyiler. Yani biraz da yani ucuz işçiliğe kaçtıkları için maalesef biz Türkler hala yurt dışında biz bir türlü entegre olamadık. Ama bunu aşacağımıza inanıyorum ben. Evet. Peki Ar-Ge çalışmaları saatleriniz dışında freelance yazılımlar yapmakta olduğunuzu söylediniz. Evet. Bundan biraz bahsedelim mi? Keyifli mi? Şimdi şöyle, ben ortalama sabah 7'de kalkıyorum. Ar-Ge çalışma saatleri dışında akşam yine 8'de bilgisayar başına oturup gece 3'e kadar çalışan bir tipim. Yani ben ortalama günde 4 saat uyuyorum. Bunu neye borçluyum? Bir kere ben mesleğimi çok seviyorum. Karşıdaki insanlara verdiğim projelerin mutlu olmalarını istiyorum. Ve bir şeyler başarabildiğim zaman hem kendim için hem ülkem için seviniyorum yani. Hani bir Türk olarak hani biz neden daha iyi olmayalım diğer ülkelerden? Hani ya işte neden bir Türkiye'de bir Apple olmasın, bir Microsoft olmasın gibi o düşünce içerisindeyim ben. Ben tabii kendi kişisel görüşüm benim. Freelance olarak da tabii müşterilerim çoğu iş bitiminde bana hepsi teşekkür eder. Çünkü ben oraya sağlıklı bir proje vermişimdir. Tabii şöyle bazı sıkıntılar da olabilir. Yurt dışında mesela yaptığınız işlere göre profesyonel olduğunuzu görüyorlar. Direkt sizi çekmek istiyorlar. Gelin bizimle çalışın gibisinden. Mesela daha dün değil, evvelsi gün yaptığım işte Kanada'dan bahsetmişim size. Direkt gelin başlayın bana dediler yani. Ben ülkemi seviyorum. Ülkemle devam etmeyi düşünüyorum yani. Hem freelance olarak hem şey olarak. Evet. Peki, yaptığınız işte yani mesleki başarılarıyla size idol gözüken kim var? Şöyle, demin de bahsetmiştim. Şimdi yönetici sıfatında Sayır Bey ve Erdem Bey var. Benim bu yolumda
bana yolumu açan daha doğrusu, bana tam da destek veren, tam güvenen insanlar bunlar. Dünsay ailesine buradan selam söylemek istiyorum bu arada. Tabii kökten beri de öyle. Yalnız mühendislik kısmında Sayır Bey tabii benim için çok ideal bir insan. Onun yüzünden gitmeye çalışıyorum ben. Harika. Bu mesleği yapmak isteyenlere önerileriniz neler olacak? Benim kızım da gelecekte meslektaşınız olacak. Evet. İnşallah. Dediğim gibi bu meslek sürekli değişen bir meslek, güncellenen bir meslek. Ama çok da zevkli bir meslek. Gece gündüz yalnız bu mesleği seçenlerin tek bir şeyi var. Sosyal hayatınız biraz asosyal oluyorsunuz yani. Evet. Bazen benim eşim bile benimle tartışıyor, hadi artık bilgisayara bırak gel falan gibisinden. Artık bir bilgisayar benim sanki bir kolum yani, onsuz şey yapamıyorum yani, dolaşamıyorum yani, öyle bir şeyim var. Burada mesleğini seçmelerini istiyorum. Türkiye'miz, ülkemiz bu konuda eksiği var. Buradaki gençlere de seslenmek istiyorum. Çalışın, çalışın, çalışın ve bu iş aslında her şey diploma değil. Ben buna inanmıyorum. Her şey burada bitiyor. Yani burada illa güzel bir üniversite mezun olayım diye bir şey yok. Ben birçok arkadaşım var mesela. Benim en yakın arkadaşım işletme mezunu ama şu an Ukrayna'da yazılımcı. Tıp fakültesinde okuyan arkadaşım vardı. Üçüncü sınıfta bıraktı, yazılımcı oldu. Bu merak işi, matematik işi. Çok doğru dediniz, çok doğru. Bir şey kompütürde burada tabii, var tabii, tabii. Ve yani, kodlamalar da burada olabiliyor. Her şey diploma değil. Yani değil ben mi? Buna inanmıyorum. Her şey diploma değil yani. Doğru. Ben çok insanlar tanıdım mesela. Üniversite mezunu ama maalesef sadece kağıt üzerinde bir parça almış yani. Başka da bir şey yok. Özel sektöre geldiği zaman maalesef görüyorsunuz ki sıfır. Teoride kalmış. Evet. Yani buradaki gençlerde 35 yaşındayım ben de, bu dakika küçükleri vardı. Öğrenci kardeşlerime özellikle seslenmek istiyorum. Bu mesleği eğer seçerseniz seveceğinize inanıyorum. Sadece bir tek şey var, o da asosyal olabiliyorsunuz. O kadar, başka da bir şey yok yani. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olunuz. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Öncelikle davet için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başka da bir ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Biz de sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, yazılım geliştirme uzmanı Sayın Hakan Sevim konuğumuz oldu. Hoşçakalın.